Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne seyyidenâ ve senedenâ ve mevlânâ Muhammeden abduhu ve rasûluh lâ nebiyye ba'deh. Emmâ ba'du feyâ ibâdallâh, ittegullâhe ve atî'ûh. İnna Allaha ma'allezîne tegav vellezîne hum muhsinûn. Kâle Allahu Teâlâ fî kitâbihil kerîm, e'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mü'minûne ihvetun ilâ âhiril âyet. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, el mü'minu bil mü'mini kel bünyâni yeşuddu bâvduhu bâvda. Sadaka Rasulullah. Muhterem Müslümanlar, toplumun birliğini temin eden değerler, inanç birliği, kültür birliği, vatan birliği, dil birliği, ülkü ve amaç birliğidir. Tarihe baktığımızda ne zaman ki Müslümanlar hakiki birlik ve beraberlik içinde kardeşçe Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak adaletle yaşamışlar, La ilahe illallah sancaklarını ellerinden düşürmemişler, Allahu Ekber sedalarıyla bütün dünyayı dize getirmişler, o zaman üstün olmuşlar ve izzetli yaşamışlardır. Ne zaman ki bu birlik ve beraberlikten ayrılmışlar, bölünmüşler, parçalanmışlar, adaletten ayrılmışlar, Allah'ın ipini bırakmışlar, İşte o zaman zillet içerisinde yaşamışlar ve nice devletler tarih sahnesinde silinip yok olmuştur. Bakın bu konuda şairimiz Mehmet Akif ne diyor? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Allah-u Teala ayeti kerimelerinde de şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinizle düşman idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin buyurmuştur. Değerli müminler, yüce dinimiz toplumu oluşturan fertleri bir bütün olarak ele almış ve onların her birini vücudu oluşturan organlara benzetmiştir. Müminleri bir bedene benzeten İslam, herhangi bir uzvun rahatsızlığını bütün vücudun paylaştığı gibi başkalarının uğradıkları sıkıntı ve musibetlerin de el ve gönül birliğiyle paylaşılmasını öngörmüştür. Nitekim Numan İbn Beşir radıyallahu anh anlattığına göre sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte, müminlerin misali bir bedenin misali gibidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iştirak ederler. Dünyanın bir ucunda
ayağına diken batan kardeşimizin acısını hissetmemiz gerekirken, yanı başımızdaki komşumuzun dahi feryadını duyamaz olduk. Soruyorum sizlere, şayet gerçek manada Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp birlik olsaydı, Bosna'da annesinin gözü önünde bebeği parçalanıp, eti pişirilip zorla annesine yedirilebilir miydi? Filistinli kızın "Babam nerede?" feryadını duyabilir miydik? Filistinli çocuğun canlı yayında babasının kucağında kurşunlanarak öldürülmesini görebilir miydik? Biricik Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yapılan çirkin saldırıları ve hakaretleri görebilir miydik? Filistin'de, Karabağ'da, Çeçenistan'da, Irak'ta ve dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yapılan zulümleri görebilir miydik? Müslümanlar tek bir ümmettir. Sevinçte ve tasada ortaktırlar. Dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanın hakarete uğraması bütün Müslümanlara yöneliktir. Filistin'de kolları taşla kırılan çocuğun acısını hissetmeyen gerçek manada Müslüman olamaz. Müslümanlar hakiki birliği ve kardeşliği sağlayıp ümmet şuuruna varmadıkça izzet ve itibara kavuşamazlar. İman kardeşliği ipine dizili birbirleriyle kenetlenmedikçe birbirlerini destekleyen bir binanın tuğlaları gibi bütünlük arz etmedikçe aziz olamazlar. Müslüman kardeşinin canını, malını, namusunu kendi namusu malı canı gibi görmedikçe ferdi ve içtimai değerleri koruyamazlar. Bakın şair ne diyor? Birleşin ey yolları Kur'an'da birleşenler. Birleşin itikatta, imanda birleşenler. Ayrılmak yakışmıyor, bölünmek haram size. Birleşin ey secde-i Rahman'da birleşenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Birbirinizle kinleşmeyiniz. Birbirinizle hasetleşmeyiniz. Birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمُ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ وَاَسْأَلُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمُ التَّوْفِيقُ. Elhamdülillah hamden kamilin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ta'zimen lin nebiyyihi ve tekrimen li safiyyi. Feqale azze ve celle min qailin muhbira ve amira. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûn alen nebiy. Ya eyyühellezîne âmenu sallu aleyh. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden korur. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edersin. İnna Allah ya'muru
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Muhakkak ki Allah adaleti iyilik yapmayı ve akrabaya bakmayı emrediyor. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak ediyor. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Allahu ekber, Allahu ekber, Allah.